Selamun aleyküm Bekir Efendi. Selamı alan Tekir Kedi mi? Selamun aleyküm diyorum. Ha, aleyküm selam, aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin? Ne dedin? Nasılsın, iyi misin diyorum. Ha, iyiyim efendim, iyiyim, iyiyim. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, Allah'a şükür, iyiyim. Nasıl gidiyor durumlar? Hiç sorma, bildiğin gibi işte, hala yağmuru bekliyoruz. Aylar oldu yağmur yağmadı. Ya öyle. Yahu bu gidişle vallahi susuz kalacağız ya. Tabii insanlar suyu israf etmeye devam ederse susuz kalmaya devam ederiz tabii. Haklısın. Eğer bir şeyi israf ediyorsak yüce Rabbimiz bizi onun yokluğuyla sınayabilir. Doğru, bizi sulayabilir. Allah bizi sulasın efendim, zaten su yok. Sulasın demedim yahu, sınayabilir diyorum. Yani hiçbir şey israf etmememiz lazım. Haklısın haklısın, hiçbir şey israf etmemek lazım. Zaten profesör de bu işi çözecek inşallah. Profesör mü? O da kim? Sen duymadın mı? Yo. Yağmur yağdırmaya çalışan bir profesör var. Ya Allah aşkına, hiç öyle şey olur mu? Yağmuru nasıl getirebilir? Çamuru niye getirsin efendim, bize yağmur getirsin yeterli. Yahu çamur demedim, yağmur dedim. Yağmuru nasıl yağdırsın? Ha, onu bilmiyorum, böyle yağmur yağdıracakmış. Nasıl yapacakmış bunu? Ne bileyim ben işte, gökten yağmur yağacakmış. Çalışıyor adam üstünde. Allah Allah, şimdi çok merak ettim. Ha, merak ettiysen gidip görebilirsin. Yerini biliyor musun sen? Tabii bilirim. Bizim caminin arkasındaki beyaz bina var ya. Evet. Ha, onun alt katında çalışma yapıyor. Ha, bildiğimiz yer. O zaman en iyisi ben onu gidip bir göreyim. Adamı niye döveceksin? Yağmur yağdırıyor adam bize. Yahu döveyim demedim. Göreyim, gidip bir göreyim dedim. Merak ettim. Ha, olur olur. Git gör sen en iyisi. Bir gideyim, bir ziyaret edeyim bakayım. Hadi selametle. Olur sana da. Bunun da kulakları az işitiyor yani. Yağmurlar oluşturacağım. Yağmurlar yağmalı. Bütün her yeri su basacak. Günlerce yağmur yağdıracağım, günlerce. Bütün çöllere yağmurlar yağdıracağım ve oradan bitkiler çıkartacağım. Yağmurlar, işte bunlarla. Deneylerimin sonuna doğru geldim. Yağmurlar. Kolay gelsin. Sen de kimsin? Benim adım Ahmet. Aylardır hiç yağmur yağdığı yok. Fakat senin yağdırabileceğini söylediler. Ben de merak ettim, gelip bir bakayım dedim. Nasıl yağdıracaksın acaba? Yağmurlar. Yağmur yağdırmak benim işim olacak. Tarihe geçeceğim. İnsanoğlunun yağdırdığı ilk yağmurun sahibi olacağım. İşte bunlarla yağdıracağım. Her yeri ıslattın, bizi üstümüzü ıslatacaksın. Ne yapıyorsun? Ne adam? Konsantremi bozmamalıyım. Yağmurlar. İşte bunlarla. Bunlarla yağmur yağdıracağım. Yahu bunu tarihe geçeceğim. Profesör dediler, bu garip bir şey çıktı yahu. Bak şimdi sana bir şey soracağım. Sen bu yere dökülen suyun bir damlasını dahi havada tutabilir misin? Bir damla suyu havada tutmak. Havada bir damla suyu durdurmak. Ha,
havada durduramam. Ama buhar haline getirerek havaya karıştırabilirim. Tabii. Ama bu buharı tekrar yağmur olarak yere indiremezsin. Peki, şimşek dediğimiz ateş kıvılcımlarını bu suyun içine sokabilir misin? Şimşek. Yağmur yağması için şimşeğe ihtiyaç var mı? Ayrıca şimşek ateş kıvılcımlarından oluşur. Ateş kıvılcımları yakıcı, su ise söndürücü. Yakıcı ve söndürücü şeyi ikisini bir ara... bir arada durduramam. Peki, gökte bomba patlarcasına gök gürültüsü oluşturabilir misin? Ve gökyüzünden tonlarca suyu damla damla yere indirebilir misin? Doğru, damla damla yere inmesi gerekiyor. Ve gürültüler, gürültüleri çıkartamam. Tabii ki çıkartamazsın. Bütün bu bahsettiklerime ancak ve ancak Allah'ın gücü yeter. Öyle bir ölçü ve nizam koymuş ki yağmurlar gökten damla damla yere düşüyor. Tonlarca suyu taşıyan bulutlardan bu yağmurlar damla damla yere düşüyor. Eğer bir anda inseydi felaket olurdu. Fakat Yüce Rabbimiz öyle kanunlar, öyle kurallar koymuş ki hiçbir şey bunun dışında hareket edemiyor. Bu da bize gösteriyor ki yaratılan her şey Allah'a bağlıdır.